Harvey Plus'tan herkese selamlar. Bugün hvp.com.tr slash sizin görüşünüz adresine formunu dolduran Ersin Akman'la. Bana böyle <laughs> dememiştin. <gülüyor> beraberiz. Kendisi yaklaşık olarak ne kadar oldu abi ya? Bir, bir ay geçti. Geçti. Öyle. geçti. 13 te Pro kullan. Yani incelemesini yaptıktan sonra Aydoğan'ın ensesine bir tane vurdu. Dedi ki bana ver. Cem abiyle video çektikten sonra. Çektikten özellikle. sonra aynen. 10 ee, kare videosundan sonra er, böyle bir şapalak dedi ki ver bana 13 te Pro'yu. Senin kolunu kesiyordu ama. Evet. Ona verdim ben ona. Ben daha <laughs> video yayına girmeden ben daha dedim hemen o Cuma raporunda. Cuma raporunu da izlemedim. Aynen. <laughs> Neyse, Ersin abi 13T Pro'yu kullanıyor. Bir hmm. ayı geçkin bir süredir. Bundan önce Poco F5, F5 Pro kullanıyordu. F5 de kullandım. Aynen. Işte, e, standart bu yıl çok telefon kullandım. Yani evet, normalde ekim, sen bu kadar, bu kadar fazla şey telefon kullanmazdın. Hatta işte e, bizde kalmış olsaydı Honor 90'ı da kullanmak evet. çok istiyordum biliyorsun. Vivo'nun V29'unu da Hı -hı. kullanmak çok istiyordum. Ama markalar bunları geviye aldılar. Hı -hı. Kullanamadım onları. E, F5 kullandım. Poco... Poco F5, F5, Pro kullandım. F5 Pro kullandım. Hı. Bir ara 13 kullandım. Evet. Daha Sen öncesinde. 13, kullandım. Onu da yine videosunu çekmiştik. Hı -hı. Koyarım ben Şimdi listene. de şey işte bunu kullanıyorum. 13 Pro'yu kullanıyorum şu anda da. Genel anlamda ne soracağını bilmiyorum ama memnunum onu söyleyeyim. <laughs> Şunu söyleyeyim özellikle e, Poco kullanan arkadaşlar için <laughs> Pro ile arasında çok büyük bir fark yok. F5 Pro F5 ile. F5 Pro ile arasında çok büyük bir fark yok. Yani F5 Pro Türkiye'de piyasaya çıktığı zaman bir tükendi gelmedi. Sonra fiyatı bizi üzecek şekilde arttı bilmem ne falan ama şu anda var piyasada Hale tekrar. Var. Yeni partiler Gel. geldi geldiği için konuşayım biraz gelmese çok konuşmazdım da hani şeyi biliyorum birçok arkadaşın kafasında onu mu alayım bunu mu alayımlar var <laughs> şey çok net bence hani hangisini nasıl alacaklarına karar verdi şöyle eğer fotoğrafçılık konusunda çok büyük beklentileri varsa bunu <gülüyor> alacaklar <gülüyor> performans konusunda çok olmasa bile biraz daha önde olmasını istiyorlarsa onu alacaklar <laughs> f5 pro şeyi alacaklar Pro'yu alacaklar bir de F5 Pro bence bundan biraz daha ergonomik bir cihaz. Öyle mi? Bence biraz daha ergonomik. Zaten bir Yani sorulan sorulardan hani birkaçınız aslında ufak tefek ama abi. ama bu demek değil ki bu tabii ki şey değil mesela ben bununla mutluyum. Hı -hı. Ama siz mesela bunu benden alsanız, abi işte atıyorum bir inceleme yapacağız, kıyaslama yapacağız falan diye ben tekrar F5 Pro'ya dönsem şey yapmam yani, e, üzülmem yani, kadarını söyleyeyim. Şimdi fotoğrafçılık dedim direkt oradan gireceğim. Xiaomi'nin aslında yavaş yavaş orta üst segment ve orta seviyeyi kameraların ne kadar önemli olduğunu gösteren bir cihaz oldu. Çok haklısın. Çünkü amiral gemisi cihazlarında Leica'yı görüyorken son bir sene, bir buçuk senedir hadi diyeyim. Şimdi direkt orta segmentte bile giriş yapmaya başladılar. Üstü bile olsa orta segment. Aynen yani. öyle. Yani yavaş yavaş biz orta segmentte hatta Redmi'lerde bile ilk iki dönemde Leica'yı görebilmemiz çok muhtemel. Şimdi Xiaomi 13T Pro'yla ve Leica işbirliğiyle sen şunu fark ettin mi? Ya evet hani adamlar bir şey yapmış burada diye böyle kendi kafanda bir şey söyledin mi? Xiaomi'nin daha önceki modellerini de bilen birisi olduğun zaman adamlar bir şey yapmışı çok rahat söylüyorsun Hı -hı. tabii ki. Diyelim ki Xiaomi'nin eski yıllardaki performansını bilmiyorsun. Sadece elinde işte yılbaşında çıkan 13 var. Hı -hı. Ee, sonra işte 2 pokuyu kullandın. Evet. Sonra da bunu aldın. Özellikle renk doygunluğu konusunda... Bunda bir fark olduğunu şey yapıyorsun, ne derler, hissediyorsun, çektiğin fotoğraflarda. Yani adını böyle tam koyamıyorsun, şurası şöyle, burası böyle falan diyemiyorsun ama bununla çektiğin fotoğrafın böyle biraz daha seni şey yaptığını, tatmin ettiğinin hı hı. farkına varıyorsun. Ben sadece şöyle bir özelliğinde değil, genel anlamda mobil fotoğrafçılık özelinde yapacak çok fazla bir şey kalmadığını düşünüyorum. Yani hiçbir markanın yapacak çok fazla bir hikaye işi kalmadı. Burada önemli olan şey, insanlara daha kolay arayüzler, daha kolay yönetebilecekleri sistemler ve her markanın kendi renk skalası dışında renk skalası içini de müşteriye bırakacakları opsiyonlar sunmaları lazım. Şeyimi mi bu son söylediğimi zaten Leica'ya like geçtiği günden beri yapıyor. Cihazı kurarken sana şeyi soruyor. O bu cihaz mi olsun? böyle like mi çeksin, evet. fotoğrafları şöyle evet, mi çeksin diye tamam. soruyor. Sonradan da bunu değiştirme imkanı sana veriyor zaten. Eyvallah güzel. Benim beklentim işte artık yani yılı bitiriyoruz. Zaten 14 seneye hani dünyada şey oldu, duyuldu. Seneye bu zamanla ve kalmadan biz 14'ün T'sini de Doğru. Türkiye'de görürüz satışını. Benim beklentim Xiaomi'nin bu fotoğraflı ve iyileştirme konusunda hala atacağı 2-3 adımı var. 2-3 büyük adımı var hala. Yani hani orada iş bitti desem de Xiaomi'nin hala atacağı şey Xiaomi'nin şöyle bir sorunu var. Leica dediğimiz zaman hala aklı Huawei geliyor ve biz Xiaomi ile Huawei fotoğrafları hala Xiaomi'nin Leica'lı cihazlarıyla Huawei'nin Leica'lı cihazlarının çektiği fotoğrafları hala kıyaslıyoruz. Hı -hı. Kıyaslamadığımız anda bu iş olmuş demektir. Yani kıyaslamadığımız an nedir? Bakıp Xiaomi'nin çektiği kareye tamam artık bunu kıyaslamaya gerek yok dediğimiz an iş bitmiş olacak. Henüz o anda değiliz. Evet. Ama ben şeyden memnunum. Cihazın çektiği fotoğraflardan memnunum. Tabii şöyle bir şey var şimdi. Arkadaşlar lütfen diyorum Cem abi'nin 10 kare videosunu izlesinler. Cem abi gibi bir adamın ürettiği o kareleri gördükten sonra ben bu telefonla şunu çektim demeye de insan şey yapmıyor. Cesaret edemiyor. <laughs> Çünkü adamın orada çektiği kareler gerçekten 10 karenin hepsi çok çok güzel. <laughs> yani arada açıp bakıyorum hala ağzımın sayıları akıyor. Yani nasıl bu fotoğraflar bu foto şeyle çekildi, bu kamerayla, bu kamerayla çekildi filan diye çok başarılı. Burada şey çıkıyor ortaya işte, fotoğrafa zaman harcayan adam aynı cihazda neler üretebiliyor? Fotoğraf çekmek için günün iki saatini yürümeye harcayan, bir yerden bir yere gitmeyi gözü alan adam neler çekiyor? Senin derdin evdeki saksıyı çekmekse, <laughs> kediyi çekmekse o iş öyle o kadar kolay bir hikaye değil. Yani yine güzel çekiyorsun tabii dert değil ama Yaratıcılık işte hani standart bir kareyi çekmekle işin yaratıcılık kısmı bilmem ne filan. Birbirinden farklı özellikler. O yüzden bence bu 13T Pro'nun nasıl fotoğraf çektiğini anlamak için dönüp Cem abinin 13T Pro ile 10, 10 kare, kare, kare videosunu lazım. izlemek lazım. Video izlemiyorsan benim açıklamalar kısmında da 10 kareyi indirip onlara bakmak lazım. Cihazın üst noktasının nelev olduğunu görebilmek ve anlayabilmek adına. Peki fotoğraf konusunda, daha sonra kamera konusunda son sorumu soracağım. Huawei'nin Leica olan işbirliğiyle ile Xiaomi'nin Leica ile olan işbirliğini side by side diye koyduğumuzda, sence Huawei'den daha mı yakınlar? Huawei ile like Leica ile Xiaomi daha mı yakın? Yoksa ya biraz daha yolları var diye hissettim mi? Aa, şimdi bence Xiaomi, Laika ile Huawei'nin çalıştığından daha yakın çalışıyor. Hı hı. Bu benim kendi görüşüm. Ersin bunu nereden uyduruyorsun? Bu uydurma bir şey yani bir, hiçbir şey yok. Ersin, bunu Her nereden zaman. uyduruyorsun dersen şöyle düşünüyorum. Leica büyük bir mühendislik şirketi, Huawei de büyük bir mühendislik şirketi. Orada ister istemez bir de Huawei müşteri pozisyonunda. İster istemez bazı şeyler müşterinin istediği formda ilerlemiştir. Xiaomi'nin Leica ile olan işbirliği ise Leica'dan yavarlanmak üzerine kurulu bir işbirliği. O yüzden Xiaomi'nin daha çok Leica'dan gelecek olan önevile ve açık olduğunu varsayıyorum He. iş yaparken. Ve bu birlikte iş yaparken karşı tarafı dinlemek, karşı tarafın görüşlerine değer vermek falan filan gibi söylediğimiz şeyler aslında başarıya giden yol olarak görüyorum. Hatırlarsan ben 13 ailesini ilk gördüğümüz zaman da benim beklediğimden daha hızlı bu seviyeye geldi evet, demiştim. Doğru. Çünkü ben Huawei'deki ilerlemeyi de seviye seviye yani Huawei'nin Leica birlikteliği başladıktan sonra oradaki ilerlemeyi de seviye seviye takip etmiş birisi olarak Xiaomi'de de hızın böyle olacağını düşünmüştüm ama Xiaomi basamakta bir ikişer üçer çıktı bir jenerasyonla. O yüzden ben e, Xiaomi'nin Leica'dan Huawei'nin Leica'dan faydalandığından daha çok faydalandığını düşünüyorum. Bu arada Leica'nın da Huawei ile birlikte mobil fotoğrafçılık, cep telefonu fotoğrafçılığı konusunda çok şey öğrenip bu öğrendiklerini Xiaomi ile paylaştığını da düşünüyorum eş zamanlı olarak. Süper cevap abi. Peki gelin az önce so söylediğin şeyi çok merak ediyorum. Nedir Dedin o? ya Snapdragon işlemci işte. Poco F5 Pro'daki Snapdragon işlemci. Sanki bir tık daha şey hissettirdi Doğru. gibi dedim bana. Doğru. Şimdi şöyle bir şey var. Mediatek Dimensity 9200 Plus işlemcisi şu anda satışta olan... Evet Çin haricindeki yeni 9300 tanıtıldı ama... Türkiye'de olan ve dünyada da olan, satışta olan en güçlü Dimensity hı hı. işlemcisi şu anda bu telefon içerisinde. Bence Xiaomi'de bu konuda tebrik etmek lazım ki böyle bir işlemciyi de Türkiye'ye getirebilmiş olmasıyla. Sen bu işlemciyi kullandığında... Şunu fark ettin mi? Hani hep konuşuyoruz ya işte Mediatek şöyle, Mediatek böyle diye birçok kullanan, söyleyen insan yani var. Nasıl düşünüyorsun söyleyeyim? Bu, bunu nasıl karşılıyorsun? Hani sen? bu Mediatek'in işte çöp olduğunu, kötü olduğunu, evet. Snapdragon'un çok başarılı olduğunu söyleyen insanlar. Evet. Ya da işte ben bu cep telefonu işinden çok anlamam, ben teknolojiyi çok meraklıyım, bilmem evet. ne falan filan diyen yani kim olursa olsun bunun modelinden anlaşılmayacak bir şekilde eline verelim ve bundaki işlemcinin atıyorum <laughs> Snapdragon oldu. olduğunu iddia edelim. Sana hayatta şey demez yok canım bu Mediatek bilmem ne filan demez. Ben çünkü de aynı yok. şekilde. Arada şey. öyle bir şey yok çünkü yani anlaşılabilecek bir iki Mesela bunda şimdi biz eskiden Mediatek cihati şeyli ve işlemci mesela niçin çok sevmezdik? Isınırdı. Isınırdı. Verimli değildi bataryada. Pili de. tüketirdi. <laughs> Ayrıca pili tüketirken de rakibinin benzer işlemcisi kadar çok performans da sunamazdı. Hani böyle Doğru. biraz boşa dönen tekerlek gibidir. Artık Mediatek'lerde bunun hiçbirisi yok. Şey Sorun şu anlamda önemli bence. Mediatek tarafındaki en kuvvetli işlemci olmasına rağmen niye X5 Pro'nun evet, e, performansı F5 Pro pa, pardon Poco F5 şeyin performans olarak bundan daha iyi olduğunu <laughs> düşünüyorsun Evet kısmı önemli bence. O da şöyle bir şey. O da, da elimde farkındaysan ben böyle hani elimde herhangi bir ekran görüntüsü, detay, done varsa çıkartıp ortaya koymaya bayılırım. Öyle bir dönem yok zaten. Bu sadece bana hissettirdiği hikaye. Bu neden olabilir? Onun ekranı biraz daha yani o böyle benim gözümde biraz daha çevik bir cihaz imajı çizmiş olabilir. Belki Poco marka marka olarak, imaj olarak. Aynen bu böyle biraz daha ona nazaran da hantal bir cihaz bana gelmiş olabilir filan. Tek nedeni bu. Yani hani duygusal ama şu işareti olmayan duygusal <laughs> şey olarak. Yani sağ, bakan da yapmış ya geçen sağlık bakanı. Öyle duygusal ya yani tamamen duygusal. Zaten videonun başında hiç bu muhabbeti girmeden önce ne dedim yani siz beni bundan bunu benden alsanız dedim. Ben gidip öbürünün prosunu kullanmaya başlasam zerre şey yapmam, dert etmem bunu kendime. Çünkü evet bu iyi fotoğraf çekiyor, daha iyi fotoğraf çekiyor orada netiz. Ama hani ben de böyle çektiğim fotoğraflarda çok iddialı olan bilmem ne filan bir adam değilim. ya yani bir cema abi değilim yani en nihayetinde en son noktada bakarsak. Ben ha bunları çekmişim. Ha böyle <laughs> yani şeyi vardı ya hala var mı okullarda bilmiyorum. Bizim zamanımızda resim dersinde 2B kalem, 3B kalem bile işte istenirdi mesela. Ben ha 2B ile çizmişim ha 4B ile çizmişim. Mal ortada bu kadar çizebiliyorum zaten. Yani hani o kalite bu kalite çok fazla bir iki. O yüzden bana öyle gelmiş olabilir. İyi ki bu soruyu sordun açıklayalım. Arkadaşların kafasında şöyle bir şey oluşmasın. Mediatek'in en iyisi en yenisi bile Türkiye'de satılan öbür taraftaki Qualcomm kadar performanslı değil diyor Ersin gibi bir şey oluşmasın. Anlama çıkmasın Tabii yani, çok böyle bir şey değil yani. Çok sağ ol. Peki abi şimdi şeye geleceğim ekran tarafına hani iki telefonda kullandın hatta ekran ve tasarım biraz birleştireceğim bu konuda. İki telefonu kullandı, sanki bu biraz daha hantalmış gibi bir hissiyat de oluşturmuş. Neden böyle bir şey oluştu? Sanırım biraz daha büyük diye bu. Hı hı. Yani işte telefonun toplam kapladığı alan biraz daha hı hı. büyük diye öyle tahmin ediyorum. Başka bir nedeni olduğunu sanmıyorum. Şimdi burada şöyle bir hikaye var. Biliyorsun artık benim gözlerim bozulmaya başladı. Ben evet. yakını göremiyorum yani. Kendim bile her geçen gün biraz daha fazla bozulduğunu hissediyorum. Zaten sen de şeyin farkındasın değil mi? Ofisin içinde yakın gözlükle gözlüklerimi neredeyse gözümden hiç çıkarmıyorum Çıkar mısın, artık. Doğru. Gözün böyle hızla bozulduğu dönemde tabii ki büyük ekran kullanıyor olmak <laughs> daha konformist. bunun şey yapmamak lazım, göz ardı etmemek lazım. Ama benim niyetim değerlendirirken de bir yandan da herkesin gözü bozukmuş gibi değerlendiremeyeceğim için diyorum ki sanki Poco paket olarak baktığımda yani paketin içine neleri koyuyorum? tasarımı, ağırlığı, ele oturuşu, cihazın kendi içindeki o dengesini falan koyduğum <laughs> zaman benim için daha doğru bir tercihmiş gibi görünüyor. Ben de onu fark ettim abi zaten çünkü hani kamera odaklı da bir cihaz olduğu için ağırlık dengesi tarafında bir tık böyle aşağı bırakıyormuş hissi uyandırıyor bende 13 Pro ama F5 Pro'da o tasarım biraz daha böyle sanki dengelenmiş ve %50-50'ye yakınmış gibi hissettirdi. Tabii ki içerisinde kullanılan lensler daha kaliteli. Bu doğru. Onun da bir tık etkisi hmm. var. Burada bir şey de çok önemli. Kullanan adamın boyu, tabii ki elin boyutu, büyütü, büyüklüğü, işte kilosu, kilosu Aynen. bile önemli. Dikkat et işte bir hanımefendime bir beyefendime oldu bilmem ne filan Aynı filan gibi şey, her şey. Aynı 3 Pro'da yaşamıştık Aynen abi öyle mesela. Yani mesela ben elimi alıp şöyle derken bir başkası elini alıp böyle diyebilir. Burada benim yaptığım yorumlar tamamen öznel, Özal. bana ait olan yorumlar. Bir başka arkadaşımız bunun tam tersini söyleyebilir. Mesela diyebilir ki ben 13 Pro'yu elimi aldım. Mutluluktan başım döndü bana ama diye Poco'da, evet, şey hiç böyle bir şey hissetmemiştim diyebilir. O da onun görüşü olduğu için değerlidir tabii ki. Ama dediğim gibi ben hani bu yıl bunu da kullanmış olmaktan, onu da kullanmış hı hı. olmaktan memnunum. Şimdi sen videonun gidişatına göre bana hangisi peki filan diye soracaksın galiba. Son onu soracağım. Sadece şunu merak ediyorum. 13T Pro'nun ekranı Gerçekten çok parlak çok bir. Ekran. Parlak. Yani Hı -hı. inanılmaz güzel bir parlaklıkta. Çok akıllı. Yani bize geldiği zamanlarda havalar bu kadar bozulmamıştı şey. ve çok çok güneşliydi. Parlaktı. Çok parlak bir hava vardı. Hani yeni yeni bozmaya başladı hava ve hem 13 de hem de 13 Pro'daki ekranlar birebir aynı oldukları için ya dışarı çıktığımızda işte yemeğe falan gittiğimizde bu telefonu incelerken falan Güneş öyle bir ekrana vuruyor ki ve ekran ona o kadar güzel cevap veriyor Hı -hı. ki parlaklık seviyesiyle beni çok mest etmişti parlaklık tarafından. Sen kullandığında evet F5 Pro'nun ekranında işte 2K çözünürlük falan var orada bittik daha çözünürlük güzel ama buradaki parlaklık sen elini aldın o parlaklığı hissettin mi abi? Onu çok merkez hissediyorsun yani Hı -hı. o anlamda bu tabii ki Amiral gemisine daha yakın bir telefon evet. yani hani o Poco Hı -hı. o şeyi nasıl söyleyeyim? Orta segment damyel gemi sarasındaki engeli aşamıyor Poko onun engelin bu tarafında kalıyor. Engeli zorluyor belki göğsüyle filan ama şey Buysa o engeli aşıyor. Yani engelin belki öbür tarafında çok ileriye düşmüyor zıpladığı zaman. Belki engelin tam olarak öbür ucuna düşüyor. Ama aşıyor, aşıyor. engeli. Zaten bunların Xiaomi mi kataloğundaki planlamaları da öyle aslında. Yani o kötü bir iş yapmıyor, bu da iyi bir iş yapmıyor. Bunlar kendilerine verilen işleri çok iyi yapıyorlar sadece. Evet. Onun görevi orada kalmak. Bunun görevi de onu, Aşma, hani bilmiyorum. böyle at yavaşında şey der ya, burun ucuyla mı derler, burun farkıyla. Burun, fark. burun farkıyla geçti der, bunun görevi onu burun farkıyla geçmek zaten. İyi planlamış, mesela geçmiş seviyelerde Xiaomi'nin bu planlamayı bazı noktalarda iyi yapamadığını, birinin diğerinin çok daha bariz geçtiğini falan da gördük. Bu yıl iyi yapmıştı bu planlamayı. Süper. Sana batarya konusunu sormayacağım abi. Çünkü kendisi çok çok standart bir kullanıcısın ve ne zaman şarj edeceğin telefonu çok belli olmuyor. Çünkü bir günü aşan bir kullanım çok rahat oluyor senin biliyorum o yüzden. Ama 120 Watt'la beraber zaten şak kadınak şarj oluyor yani 17 dakikada Bu hızlı fazla. şarjın en güzel yanı o oldu zaten. Artık mesela şarj işi hayatımızdan çıkmaya başladı. Yani mesela ben bunda daha dün akşam başıma gelen şeyi söyleyeyim. İşte televizyonun karşısında bir şeyle bakıyordum. Herkesin <laughs> yaptığı gibi. Şarjım %20'nin altına düştü, o geldi. Bir süre sonra %10'un altına düştüğü o geldi. Bir süre sonra kalktım, şarj taktım. %5'ti şarj taktım adı. Banyoya gittim, çıktım, geldim, söktüm şarjdan. %34'le şeye oturdum, televizyonun karşısında oturduğum gibi tekrar geriye oturdum. Yani hani eskiden böyle bir kullanımımız olma, olmadığı için bizim için pil süreliği çok önemliydi. Şimdi televizyonun karşısında işte kısa bir süreliğine kalkıyorsun. Yani hani evde herkes ne kadar süre banyoda geçiriyorsa, 50 yüzünü ekip çıkıyorsa banyodan o kadar süre kalıyorsun ve geliyorsun %5'den %34'e çıkmış. Öyle %100'de falan uğraşmana göre alıp tekrar yaptığın işi yapmaya devam ediyorsun. O yüzden ben şeyden çok memnunum, hızlı şarj teknolojisinden çok memnunum. Ha bu benim söylediğim örnek ideal bir kullanım örneğiydi. Çünkü ben mesela böyle kullanarak bu telefonların pillerinin ömü döngülerine zarar veriyorum ya da telefonlara zarar veriyorum genel anlamda bakarsak. Ama tahmin ediyorum ki işte bu günümüzün daha rahat insanı, daha az şeyi kendine dert eden insanın çoğu benim yaptığım gibi yapıyor. Mesela ben arabaya bindiğim, benim arabada yavaş bir şarj şeyim var, bağlantı var. Arabaya bindiğim zaman da eğer şarjım %80'in altındaysa takıyorum mesela mutlaka. Teorik olarak takmamam lazım. Takıyorum. Yarım saatlik bir yolculuk boyunca %10, %15 mutlaka %20 dolmuş evet. oluyor. Böyle yaptığın zaman da şey, şey hayatından çıkıyor. Aşağıcım bitiyor mu var mı bilmem mı değişiyor abi kısaca yani. çıkıyor yani. Peki tamam son soruya geldim final olarak. Ersin bu kadar süreye boyunca bu telefonu kullandı ve bu kadar hani bu sene çok cihaz kullandı. En sonunda 13T Pro'yu kullandı. Şu an benim bir bütçem var. İşte bu kadar fiyat telefonlara bakıyorum. Ya Ersin bana bu telefonu önerir misin? 13T Pro alayım mı yoksa başka bir şeye de göz atayım Şimdi, mı? Şu Sorusunu anda ben 13T Pro'nun da Dipoko'nun Pro'sunun da güncel fiyatlarını bilmiyorum. <laughs> Yok direkt cihaz bazı zaten. Ha. Yakınlardır diye tahmin ediyorum birbirine. Bence bu cihazı alan da o cihazı alan da pişman olmazlar. Ben öyle düşünüyorum. İnsanlar şeye baksınlar tamamen. Mesela şey, gitsin bir yere elini alsın. Ne hissettirecek? Hı -hı. Yani vericiye paranın karşılığını alıp alamayacağı konusunda şeyi olmasın. Kaygısı ol Alacak çünkü yani. Kumlu vermiş evet. de veriyor. Bir de şöyle bir şey var diyor. Bilmiyorum. Bu bazı arkadaşlarımızda yok anladığım kadarıyla. Bana çünkü herkes de olmalı gibi geliyor. İnsan bir cihazı kendine yakıştırıyor mu Hani bu kıyafet gibi bir şey. Mesela kullandığın arabayı kendine yakıştırıyor musun? Telefonu kendine yakıştırıyor musun? Falan gibi de bir hikayemiz var bizim hayatımızda. Bir baksınlar bunu kendilerine yakıştıracaklar. Yani ellerini aldığı zaman bu cihaz bana yakışıyor mu? Eğer o anlamda yani kozmetik açıdan bir dertleri yoksa bu cihaz teknolojik açıdan bir dert üretecek, bir dert sunacak evet. bir cihaz değil kimseyi. O yüzden verdiğiniz planın hakkını alıyorsunuz Ha şu var. Pazarda bu fiyata bundan daha iyisi, daha kötüsü, daha farklısı, daha bilmem ne olanı var mı? Var. Sadece bunun değil her şeyin bir alternatifi var. Zaten bizim bu yayınları yapmamızın esas nedeni de herkesin kendince kendine göre en iyi olanı seçmesine yardımcı olmak. Nasıl yardımcı oluyoruz? Fikir veriyoruz. Git şunu al git bunu al demiyoruz. Anlatıyoruz ki detaylarıyla o mesela bu video kaç dakika oldu da o şu anda? Şu an 21 Bu video 21 dakikaymış şu anda mesela. Şu anda bu videoyu izleyen arkadaşımızın bu verdiğimiz örneklerden kendinin nasıl bir kullanıcı olduğunu çıkarması lazım. Mesela şey demesi lazım, Aa, Ersin fotoğraf iyi dedi, fotoğraf benim için çok önemli, güzel ya da boşver fotoğrafı, kamera benim için önemli değil o zaman ben bu kadar para belki de Vermeyim. vermeyeyim. İşte Ersin pil ömründe şundan bahsetti, uyumuyorum, pili ben daha dikkatli kullanıyorum. O zaman ben bunu Ersin bir yıl bir buçuk yıl kullanmalıyım diyorsa ben bunu o zaman daha fazla kullanırım. Filan gibi çıkarımlarda bulunuyor olması lazım. Bunu bulunacak adamlara göre yayın yapmaya çalışıyoruz zaten. Yoksa şey çok kolay yani bana 10 bin liraya bir telefon öner. Gerçi bugünün şartlarında 10 bin liraya telefon önermek de kolay değil de. Bana 15 bin liraya bir telefon öner dediğin zaman gir bak e-ticaret e sitesine hangi markanın hangi modelinde e-ticaret sitesi sana bana komisyon veriyor %5. Ha şu markada veriyormuş. Ay önevelim bunu gitsin işte millet de alsın. Biz de ticaret sitesinden %3 komisyonumuzu alalım. İş olsun bitsin. Yapmaya çalıştığımız yayıncılık o değil. Yapmaya çalıştığımız yayıncılık bu. O yüzden de işte böyle aylar önce bizde işi biten bir telefonu dönüp tekrar çekebiliyoruz. Mesela Aydoğan da geçen hafta neyi çekti böyle? Bir süreden tamam. beri kullandı. bir başka telefonun videosunu tamam, çekti. Benim, evet, Mümkün olduğu kadar bunları yapmaya çalışıyoruz. Her telefonun İlk yıllık döngüsü bitmeden <laughs> bir iki farklı zaman diliminde içerikli üretmeye çalışıyoruz ki durum ne, nasıl yani süreç neydi, akıbet ne olduyu daha rahat şey yapalım, anlatabilelim. Dediğim gibi ben çok isterdim. Mesela benim bu yıl en merak ettiğim telefon Honor 90. Şu an Türkiye standartlarında rakamlara baktığımız zaman rakamlardan kastım fiyat, teknik özellikler bilmem ne filan en e, alınabilir gibi görülen telefon da Honor 90. Ama mesela ben kalkıp sana soruyorum. Efendim diyorum. HANA90 nasıl bir telefon? Sen kullandın çünkü telefonu. Aynen. Ben deneyimleyemedim. Ve ben senin görüşlerini şey yapmak zorunda kalıyorum. Kendime baz almak zorunda kalıyorum. Bunun nedeni ne? Honor 90ın hiçbir işe yaramayan PR şirketinin o telefonu bizden erkence aldırmış olması HANA'nın. Bu kadar. Başka herhangi bir nedeni yok yani. Ya da belki de Hanır bizi şey zannediyordu. Bu telefonları satan diğer yayınlardan bir tanesi belki zannediyordu. Evet. Bir, bir, gelip görseler burada misafirimiz olup hani eldeki store ne olduğunu görseler <laughs> fikirlerini değiştirirler. Ama söylemeye çalıştığım şey şu. Bir önemli olan şey işte Hanır 90'da 13T Pro'ydu. Oydu buydu filan değil. Önemli olan şey şu. Bu telefonları kullanıyoruz. Yani birçok başka yayıncının yaptığı gibi Apple Türkiye'nin el altından verdiği telefonu kullanıp Android telefonları anlatıp oradan para kazanmaya çalışmıyoruz. Ya da kendimiz Apple laptoplar kullanıp Windows laptoplarından üreten şirketlerden nasıl para sağarıza bakmıyoruz. Kullanıyoruz ve derdimizi anlatıyoruz. Bunu kullanan ya da bunun prosu olmayan baz modelini <laughs> kullanan arkadaşlarımız da keza Poco'da içinde aynı şey geçelim. Bu tarz videoların altına kendi yorumlarını çok net yazmadılar ki kullanmayan ama kullanmayı düşünen arkadaşlarımıza bir fayda sağlayalım. Amaç burada fayda sağlamak. Hatta eğer kullanıyorlarsa ve gelebiliyorlarsa ofise gelsinler kullanıcı deneyimi çekelim. Tabii mutlaka. Yani bu ka ka kapı burada herkese açık. O senin videonun başında söylediğin gibi hvp.com de sizin görüşünüz arasındaki formu doldursunlar. Ben hemen kontak kuruyorum zaten gelsinler. Hep ne diyoruz en başından beri? Senin, benim, Aydoğan'ın, Yıldırım'ın, geçmişte burada çalışan başka arkadaşlarımızın, yani rahmetli belki ne kadar Kerem'in adını unuttuğum kusura bakmasınlar diye tüm arkadaşımızın söylediği şeylerin tabii ki bir değeri var ama herhangi bir cihaza kendi cebinden para verip Aynen. o cihazla ilgili fikrini söyleyen adamın karşısında... Bizim söylediklerimizin hiçbir değeri yok. Kesinlikle. Mal onun, müşteri o, para ondan çalış. Sizin görüşünüz seviyesi o yüzden çok önemli. Mesela ben Mi 9T çıktığı zaman bu kanalda onlarca insanı konuk ettim. Not ve bazı insanlar ya yine mi Mi 9T falan diye isyan ettiler. Keza Sony'nin Xperia XZ1'inde 1 xz de bir yani insanı, Kerem de buradaydı o zaman. Belki de rahmetli hayatta. Bir yani insanı konuk ettik. Yani bizim böyle her dönem öne çıkarttığımız değil. Bizim izleyicimizin sahip olduğu için kendiliğinden öne çıkan telefonlarımız var. Pandemi sonrası dönemde bu sizin görüşünüz seviyesine gereken ilgiyi mesela bence arkadaşlarımız göstermemeye başladılar. Göstersinler bunu hani 90'a güncel telefonlardan evren gibi. Sen yani marka önemsiz. Vivo olsun, Realme olsun, Apple olsun, ne olur Samsung olsun. Kullanan arkadaşlarımız gelsin, onlar kendi görüşlerini anlatsın. Önemli olan şey çünkü bence o insanların görüşleri. Ben de bazen kendi kullandığım bir cihazla ilgili bile o arkadaşlarımızın söylediği şeylerden bir şeyler öğreniyorum. Mesela? Onun söylediği şeyler sonrasında bir ay bir buçuk önce kullandığım bir cihazı tekrar elime alıp ya bu doğru mu adam böyle bir şeyden bahsetti filan filan diyorum. Bilgi paylaştıkça çoğalan bir şey. Dert paylaşmak olmalı. Benim bununla ilgili deneyim dönemde bundan ibaret. Alan herkes güle güle. En az benim kadar mutlu kullan. Ben, ben çok de. mutlu kullanıyorum. En az benim kadar mutlu kullansınlar. Eh, peki teşekkür ederim abi. Ağzına <laughs> sağlık. Güzel bir özetleme oldu. Eyvallah sağ olasın. Peki sizler neler düşünüyorsunuz? Hem Ersin Tabii abinin ki. görüşleri hakkında hem de Xiaomi 13T Pro hakkında. Sizler de bu telefonu kullanıyorsunuz veya Ersin abi dediği gibi herhangi bir teknolojik cihazı, ürünü gelip bizlerle ve takipçilerimizle paylaşmak istiyorsanız kendi görüşlerinizi hvp.com.tr sizin görüşünüz adresine başvurmayı unutmayın diyelim. Bir sonraki videoda bir sonraki kullanıcı deneyimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kal. Hoşça Hoşçakalın.